tarlaları olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne sen ben, ne zengin fakir farkı olsun. Kış günü herkesin evi, parkı, yiyeceği. Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Sayın Özgen ne var aramızda? İnşallah 30 Mart akşamı belediye başkanı olarak takdim ederiz kendisini. Evet, şimdi Kafur Efendi Köyü Dernek Başkanı Özcan Güneş'i buraya alayım sizleri selamlaması için. Bu geceyi, bu kahvaltı gününe. Yaylacık Köyü Dernek Başkanı Erdal Coşan. Ayrıca tabii bunların yönetimine de teşekkür ediyoruz. Onlar temsilen sadece başkanlar alalım buraya. Kızılca Köyü Dernek Başkanı Hasan Seyhan Bey'i buraya alıyoruz. Beykonak Köyü Dernek Başkanı Sayın Haydar Ergül Bey'i buraya alıyoruz. Evet, gerçekten dernekçilik ayrı bir şey. Maddi, manevi özveri istiyor. Bu dörtlüğe teşekkür ediyoruz. Ve Ersincan, şöyle bir giriş yapayım ya. Etrafı dal, ortası bal, rüzgarı sert, delikanlısı ver. Erzincan'ın Tercan köylerini federasyon başkanını konuşmasını yapmak için mikrofonu davet ediyorum. Milletvekili. Ses gidiyor arkadaşlar şu. Tabii. Sayın Milletvekilim Celal Dinçer, Müslüm Sarı ve Belediye Başkanımız. Başkanım yaklaştır. Yaklaştır, yaklaştır. Yaklaştır. Sayın Vekilim Celal Dinçer, Sayın Vekilim Müslüm Sarı, Belediye Başkan adayımız Özgen Ama, Sancaktepe geçmiş dönem İlçe Başkanımız Sayın Akı Sağlam, yeni ilçe başkanımız Sayın Hüseyin Tosun. Değerli konuklar, sevgili hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben siyasi bir konuşmaya ses var mı? Açık. Ben siyasi fazla konuşma yapmayacağım. Sesi duymazsa tekrarlayayım ben. Sayın Vekilim, değerli belediye başkan adayımız, sayın ilçe başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün bu köy Erzincan Tercan Dernekler Federasyonu'nun kurucu üyesi olan Sayın Özcan Güneş, Haydar Ergül, Hasan Seyhan ve diğer arkadaşıma çok teşekkür ediyorum böyle bu etkinliği sağladıkları için. Ben bu birlik ve bütünlüğü sağlama adına teşekkür ediyorum Sayın Vekilimiz Müslüm Sarı'yı ve Sayın Belediye Başkan adayımız Özgen Ama'yı ve yine geçmiş dönem ilçe başkanımız Sayın Hakkı Sağlam'ı ve yeni ilçe başkanımız Sayın Hüseyin Tosun'u yanıma davet ediyorum. Kendileri siyasi olarak şeyler söyleyeceklerdir. Hem de bu güzel görüntüyü hep birlikte paylaşalım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Sevgili milletvekili ağabeyim, Erzincanlı hemşehriniz Celal Dinçer, sevgili dernek başkanlarımız, belediye başkan adayımız, belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanımız, değerli Erzincanlılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aranızda olmaktan büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ben Erzincanlı değilim ama Erzincan'a çok yakın bir yerdenim. Gümüşhane, Şirhan, dağın öbür tarafı. Bu tarafı Erzincan, öbür tarafı Gümüşhane, Şirhan. Ve akrabalarımın yarısı da Erzincan Ulalar'da. Dolayısıyla ben de sizin hemşehriniz sayılırım. Hemşeri olarak kabul ediniz lütfen. Hüseyin? Kılıç. Hüseyin Kılıç. Aday arkadaşımız. Burada mı? Buyurun. Siz de buyurun. Celal abi, sen de gel. Gel sen de gel, böyle bir görüntü verelim. Kadro tamam. Nail Genç. Nail Genç, Nail Genç burada mı? He, onları da alalım. Güzel bir tablo verelim tabi. Hıdır Bey. Buyurun. Hıdır Bey. Hıdır Bey. Bu
tarafa şimdi çok güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. Sevgili Erzincanlılar, ben sözü çok uzatmayacağım. Çok da vaktimiz yok. Bugün pazar. Seçimden önceki son pazar. O yüzden mümkün olduğu kadar çok yere gitmek gerekiyor. Bugün bir sürü organizasyon var. Sadece şunu söyleyip bilmenizi istiyorum. Ben yaklaşık 25 gündür İstanbul'da alanlarda çalışıyorum. Çok güzel bir hava var. 1989 öncesi mahalle mitinglerimiz bile 10.000 kişi, 15.000 kişinin toplantısıyla gerçekleşiyor. Güzel bir haber vereyim. Kamuoyu yoklamaları bize de geliyor. Biz Ankara'da şu anda birinciyiz. Melih Gökçek birinci. İstanbul'da çok bıçak sırtı, çok başa baş bir yarış var. Her oy çok önemli. Sabah uyandığımızda 31'inde çok az bir oy farkıyla İstanbul Büyükşehir'i almış ya da kaybetmiş olabiliriz. O yüzden bütün arkadaşların, bütün dostların bu anlayışla bakması gerekiyor. Birlik içinde olduğumuz sürece, dayanışma içinde olduğumuz sürece, el ele verdiğimiz sürece, aramızdaki bireysel küslükleri bir tarafa bıraktığımız sürece başarılı olacağımıza hiç kuşku duymuyorum. Ben buna inanıyorum. Gittiğim her yerde çok olumlu bir hava var. Ama rüzgar bizden yana diye kimse iktidarı bize altın tepsiyle sunacak değil. Yelkenli bir gemi ne kadar ileri gitmek istiyorsa rüzgar kendisinden yana eserken yelkenleri o kadar dik tutmak zorundadır. Şimdi biz yelkenleri dik tutmak zorundayız. Dayanışma içinde olmak zorundayız. El ele vermek zorundayız. Omuz omuza vermek zorundayız. Tıpkı buradaki tabloda olduğu gibi belediye Sancaktepe Belediye Başkanı aday adaylarımız ve belediye başkanı adayımız bir arada, yine dernek başkanlarımız bir arada, milletvekillerimiz bir arada, ilçe başkanlarımız bir arada, hep beraber Sancaktepe'ye, Çekmeköy'e ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu bayrağını dikeceğiz. Bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum bütün organizatörlere. Sağ olun. Şöyle bir görün. Evet, sayın vekilime, çok değerli vekillerime çok teşekkür ediyorum. Evet, Çekmeköy'ümüzün ilçe başkanı Sayın Murat Cirev aramıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir iki cümlede Sancaktepe'mizin belediye başkan adayına söylemesi için mikrofonu kendisine veriyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın vekilim Celal abi, bizim eski Kartal Kaymakamımızdı. Ben de Kartal'da ilçe başkan yardımcısıydım. Uzun yıllar görev yaptık. AKP'nin ilk iktidarı olduğu 2002'li yıllardaydı. O Kartal'da ilçe kaymakamıydı. Biz Kartal Belediyesi ve AKP'deydi. Sorun yaşadığımızda Celal abiye çok giderdik. Hep şikayet ederdik. O da bazen bizi fırçalardı. Bazen de idare ederdi. Çok ezildi, çok arada kalıyordu. Ona çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim milletvekilimiz ve Sayın Müslüm Sarı, yine çok genç ve başarılı bir milletvekilimiz. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bana genç diyenler parlamentoda CHP'nin en çalışkan milletvekillerinden Müslüm Sarı'yı, Aykut Erdoğdu'yu, Özgür Özel'i, Gökhan Günaydın'ı, daha ismini sayamadım, aklıma gelmeyen nice başarılı milletvekillerimizin olduğunu unutmasınlar. Ve bunlar hepsi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımıdır arkadaşlar. Genel başkanımız gençlere önem veriyor. Değerli arkadaşlar, evet, bu toplantıyı, organizasyonu yapan Tercan Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Süleyman Güzel abime de, diğer dernek başkanlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdi ama biz zaten bir aradaydık. Hiçbir problem yoktu. Ama onlar herhalde bir algıyı resimlendirmek istediler. Sancaktepe bir birlik, bütünlük içerisinde bu seçime girdiğini göstermek için özellikle bizi yan yana şu anda dizmişler. Ben de önce Sayın Hakkı Sağlam'ı, eski ilçe başkanımı yanıma alıyorum. Sonra çok değerli
Sancaktepe'nin eğitim camiasının öncülerinden Sayın Hüseyin Kılıç'ı mikrofonla seçtiniz. Hepimiz birlikteyiz. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin Türkiye'de belediyeciliğe işlenmesi için çalışıyoruz değerli dostlar. Biraz önce Sayın Vekilim Müslü Bey bazı oranlar verdi. Sayın Vekilim Sancaktepe'de de oran veremeyeceğim ama sokağın havasını söyleyeceğim. Sokağa bakarsa bu iş tamam gibi. Yani yıllardır seçimlere hazırlanıyoruz. Siyasetin içindeyiz. Ben böyle bir hava, böyle bir coşku, böyle bir açılan kapıları, gülümseyen yüzleri ne Samandıra'nın arka mahallelerinde gördüm ne de Yeni Doğan'ın. Bu dönem çok iyi bir dönem. Allah'ın izniyle alacağız. Sancaktepe bize yetmez. İstanbul Büyükşehir'i mutlaka almamız lazım. Mutlaka almamız lazım. Türkiye'de kırılma noktası İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu asla unutmamamız lazım. Bakın İstanbul Büyükşehir'i almadan Türkiye'nin bu kötü gidişatını durdurmamız mümkün değil. O nedenle son 5 gün, cumartesini geçiyorum, bugün gitti zaten. Son 5 gün ne yaparsak olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve şu anda birkaç tane kahvaltı organizasyonu daha var. Oraya katılacağım için içinizden biraz erken ayrılacağım. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Evet. Sayın başkanımıza, sayın vekillerimize, sayın dernek başkanlarına, meclis aday arkadaşlarıma, ilçe başkanlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerine bir alkış ve başarılar dileyelim. Yerlerine uğurlayalım kendilerini. Bugün Hazar, ben hiç alışkın değilim. 35 sene hep resmi kıyafetle gittim. Cumartesi pazar. Hep kravatlardı. Eşimden, dostlarımdan çok eleştiri aldım. Ya bir pazar da sivil git. Bugün sivil gittim, geldim buraya. Ama görüyorum ki birçoğu kravatlı gelmiş. Yani tarihte ender olan tarih şeydir kıyafetim. Bağışlayın eğer resmi kıyafette görmediğiniz için. Değerli arkadaşlar, çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Bir hafta kaldı. Ya aydınlık günlere kafa aralayacağız, ya bu karanlık gidişe devam edeceğiz. Bunun bilincinde olarak bu dört dernek başkanımızın saygıdeğer belde belediye başkan adaylarımıza düzenlemiş olduğu bu geceyi, bu kahvaltıyı daha doğrusu çok anlamlı buluyorum. Bu nedenle sizler işinizi gücünüzü bırakarak buraya teşrif ettiniz. Tekrar sizi yürekten kutluyorum. Tabii bu salonun tıklım tıklım olması bizim de gönlümüzün, arzumuzun sınavlardan dolayı. Evet. Olduğu bir olaydı. Fakat bugün yavrularımız sınavlara giriyor. Birçok anne baba çocuklarıyla birlikte okul önlerinde heyecanla bekliyor. Onlara da burada başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin diyorum. Tüm evlatlarımıza. Ben ülkenin durumunu, gidişatı çok detaylı açıklamak istemiyorum. Sizlerden sadece bir ricada bulunuyorum. Bu kötü gidişe dur demek zorundayız. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Çekmeköy'de hem Sancaktepe'de bayrağını göndere çekmek zorundayız. Büyükşehir'de mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Sarıgül'ü belediye başkanı yapmak zorundayız. Aksi takdirde freni patlamış bir kamyon gibi yol almaya devam eden bu iktidar, bu başbakan bu ülkeyi nereye götüreceğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Aklı başında bir başbakanın yapmayacağı işleri yapıyor.
toplumsal özgürlükleri kendisine sıkıntı verecek her konuda kısıtlayıp despot bir yönetime doğru gidiyor. Despot yönetime gitmesini bırakın, zaten uyguluyor fiilen. Bizim bu adamdan kurtulmamız gerekiyor. Kurtulabilmenin de tek yolu sürtüşmeleri, çekişmeleri bir kenara bırakıp birlik olmak, iri olmak, diri olmak. Bu nedenle bu tür etkinlikleri düzenleyen arkadaşlarımız çok anlamlı görev yapıyorlar. Birbirleriyle insanların kaynaşmasını, birbirleriyle daha sıkı çalışmasını sağlayacak bir etkinlik olarak tertip ediyorlar. Kancaktepe'mizin genç belediye başkan adayımız da burada. Kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Özgen'le ama gençliğinden tanıdığım güzel bir kardeşimiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Vekilim. Yaklaşık 15-20 yıla yaptığımda Özgen'in damayı tanırım. Özgen ama burada belediye başkanlığını alacak sizlerin desteğiyle. Biz buna inanıyoruz. Değerli hemşehrilerim, sizler bu toplumun aydınlık yüzüsünüz. Sizler İstanbul'un gerçekten modern, gerçekten yaşanabilir bir kent olmasını isteyen insanlarsınız. Bu nedenle sizlerin şöyle yapın, böyle yapın dememe gerek yok. Zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz bu işleri. Şimdi burada elimde bazı notlar vardı. Bu notları size okuyup çok başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bu hükümetin ülkemizi nereden nereye getirdiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yargıyı çökertti, adalet diye bir şey kalmadı. Bürokrasiyi ele geçirdi. Bütün sivil toplum kuruluşlarını yok etti. Ses çıkaracak toplumun hiçbir kesimi kalmadı. Hukuksuzluğu, adaletsizliği Türkiye'de yaygın hale getirdi. Sadece tek adam yönetimine geçti. Şu anda da sosyal medyayı kapatarak bütün dünyaya Türkiye'yi rezil etti. Yani bu gidişle ülkemiz 5. sınıf ülke durumuna gelecek. Uganda gibi, Tanzanya gibi bir ülke haline getirecek. Değerli arkadaşlar, terör örgütler ülkemizde cirit atıyor, adam öldürüyor, güvenlik görevlileri öldürüyor. İşte bunların desteklediği insanlar bugün artık yurt içinde de başladılar terör örgütü yapmayı. Niğde'deki olayı hatırlayın. Onu yardım ettiği, desteklediği gruplar bugün ülke içinde güvenlik güçlerine karşı savaşmaya başladı. Ülkemizin nasıl bir felakete gittiğini artık hepiniz çok iyi görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bu nedenle birlik almak zorundayız. Bu nedenle belediye meclis üyeleri şöyle yapıldı, böyle yapıldı tartışmasını bir kenara bırakmak zorundayız. Bu nedenle belediye başkan adaylarımızın etrafında kenetlenip onların başarıya ulaşması için şu son bir haftayı yemeden, içmeden, gerekirse gece gündüz yatmadan başarıya ulaştıracak çabaları göstermemiz. Ya bana da bırakın ha. Hoş geldin. Hepsini abi. Bitirmeyin ama. Burada gel otur, kamerayı bırak. Tamamdır da bu kadar uzun konuşuyoruz. İnşallah bir gün o da olur. Zaten bu dayanışma merhabalar sevgili güzel dostum. Helal hoş olsun diyelim. Buraya gelen davetlilere düşen görev. Bundan sonra bütün kırgınlıkları, dargınlıkları bırakıp herkesin bu amaç uğruna son bir haftada gayret göstermesi. Seçim günü sandıklara sahip çıkması, sonuçların alınıncaya kadar da sandıkları terk etmemesi. Hepimize düşen görev bu. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Hepinize en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.